Sonra iş bitince kaldırılır. Müdürlük göşes tatlarımız bunlar. Olduğumuzdan itibaren de dışarıya nasıl açarız? Evet hocam. Daha farklı. Sporcuları harness sistemi dediğimiz kemer sistemiyle bağlıyoruz. Yüksek hızlara ulaşmalarını sağlıyoruz. Yani 23, 24, 25 kilometre hızlarına ulaştırabiliyoruz. Aynı zamanda koşu bandının alt tarafında da force plate cihazımız var. Bu force plate cihazıyla da sporcuların adım frekansı ve adım sıklığını ölçebiliyoruz. Et salınımlarını ölçebiliyoruz. Yani buraya çıktığınız zaman kasılma sonucu. Biliyorsunuz kasılmalar hem konsantrik, izometrik ve eksantrik olarak. Burada daha önceden yaptığımız bir çalışmada kaydettiğimiz görüntüyü görüyoruz. Burada tenisçi daha önceden kaydettiğimiz, oluşturduğumuz bir çalışma. Karşıdan gelen toplara, standart bir şekilde gelen toplara forehand vuruşu yapıyor. Ve bu esnada biz kaydımızı yapmışız. Bu gördüğümüz yeşil noktalardan her biri aslında bir marker. Ve sistem 3 boyutlu markerın konumunu bilgisayar ortamına aktarıyor. Ve biz sporcunun hareketini kaydetmiş oluyoruz. Vücudun hangi eklemlerdeki açılanmalar neler, açısal hızlar neler ve aynı zamanda burada EMG kaydı da var. Yani kaslarda neler olup bittiğini de görebiliyoruz. Canım şimdi burada biz izokinetik diz bacak kuvvetini ölçeceğiz. 3 tane denememiz var. 3 farklı açısal hızla ölçeceğiz. Ve ilk üçünde denemeler sonra 5 tane maksimal ölçüm yapacağız. Bas, çek. Bravo, bas, çek. Bas, çek. Çok güzel. Rotasyon ve fleksiyon hareketindeki quadriceps ve hamstring kas grubunun grafik olarak tork değerlerini görüyoruz burada. Burada videolarla birlikte hareketin hangi anda nasıl bir aktivasyon yaşadığını görüyoruz. Elektrotlar sayesinde alıcıya aktarılıyor ve bu bilgiler sayısallaştırılarak egzersiz sırasında kaslarımızın ne oranda aktive olduğunu biz görebiliyoruz. Çok branştaki pek çok sporcuya, hem profesyonel sporcuya hem de çeşitli yaş gruplarındaki farklı amatör branşlarla uğraşan bireylere burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda başta Eskişehir Spor olmak üzere hem A takımı hem altyapı takımları, Eskişehir Basket, Profesyonel Basketbol takımı, Selka Handbol takımı, çeşitli federasyonların ulusal takımları ve onların sporcularına burada antrenman, test ve ölçümlerle ilgili çeşitli hizmetler verildi. Bu değerli ve zengin spor tesisi altyapısının yanında çok da değerli olduğunu düşündüğümüz laboratuvarlarımız bulunmakta. Bu laboratuvarlarda da bu sporcuların dünya üzerindeki şu anda gerçekleştirilen tüm performans ölçüm ve değerlendirmelerini gerçekleştirip raporlayıp bunları hem bilimsel yayın olarak literatüre katkı olarak sağlıyoruz hem de sporculara, yöneticilere ve antrenörlere yararlı birer veri olarak onlara sunuyoruz. Tüm federasyonların, tüm spor kulüplerinin
buradaki olanaklardan hem tesislerden hem de bu gelişkin teknolojik laboratuvarlardan faydalanabilmesi mümkün. Biz test ölçüm ve değerlendirmelerinin gerçekleştirilebilmesi için dışarıdaki bu işi yapmaya çalışan şirketlerden ya da spor işletmelerinden çok farklı, kar amacı gütmeyen bir politikayla bu süreçleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tüm federasyonları, bir kez daha söylemek gerekirse, tüm spor örgütlerini, spor organizasyonlarını, spor kulüplerini, başarılı sporcuları bu anlamda bu hizmeti almak üzere üniversitemize ve fakültemiz tesislerine bekliyoruz. Biz bu laboratuvarımızda sporcuların temel motorik özelliklerini ölçüyoruz. Nedir bunlar? Kuvvet, sürat, dayanıklılık, hareketlilik ve koordinasyon özellikleri. Bunların üzerine sporcuların performansını ölçüp, işte sakatlık durumlarını kontrol edip, daha iyi seviyelere gelmelerini planlıyoruz. Bunlar için farklı zamanlarda testler uyguluyoruz. İşte sıçrama testleri, sürat testleri, dayanıklılık testleri. Ve bunları raporlandırıp antrenörlere, spor bilimcilere, sporculara sunuyoruz.